Merhaba arkadaşlar, Oyun Gezer'e hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yepyeni bir robot yapma kararı aldım. Robocraft'te Creeper yapıp daha kozmetik bir yaklaşımda bulunayım dedim. Ancak Creeper yapmaya elimdeki yeşil bloklar yetmedi. Ama fikir güzel, belki siz yapıp hani komik bir şeyde, yaklaşımda, çağrışımda bulunabilirsiniz. Oyun içerisinde arkadaşlarınıza ve rakibe karşı. Şimdi bugün şunu bir yok edelim. Yeni bir şey yapacağız. Elimdeki aracı yok ettim. Onun daha bir üst versiyonunu yapacağız. Üst versiyonunu da modeli değiştirerek yapma kararı aldım. Üzerinden yapmak çok zor olacaktı çünkü içi falan çok karmaşıktı. Birkaç da yeni şey düşünüyorum. Olay acaba nasıl olur diye şimdi aklıma gelen birkaç bir şey var. Hemen onları bir göstereyim. Mesela silahı bu küpün üstüne koyacağım. Hatta koyalım, buyurun. Mesela silahımız bu küpün üstünde. Bu küpü korumak için hani ben şu zamana kadar şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Bu artık güvende dedim ama bundan daha güvenli bir şey olduğunu düşünüyorum. Acaba öyle mi? Onu bilmiyorum sadece. Bu küpü korumak için. Şöyle, hatta iki katman şeklinde. Aynen bu şekilde. Aralara da şu an bende ondan yok ama herhalde şunu kullanabilirim. Aralara da şu şekilde. Mesela silahın durduğu yeri bu şekilde ayarlanırsa bence çok çok daha korumalı geliyor. Asıl küpü bunların ters durması daha çok, bu prizmalar daha çok koruyor gibi zannettim. Hatta bunları istersek dışarıdan bir layer'da bu şekilde. Acaba bu konuda haklı mıyım bilmiyorum. Ancak sizlerle güzel mesajlaşıyoruz. Yorumların hepsini okuyorum. Mesela hani şu şekilde çok daha korumalı, aracın üstünde duran bir şey. Turret çok çok daha korumalı olduğunu düşünüyorum. Mesela sizler ya da belki evet aynen bu şekilde sizlerle mesela görüşmelerimizde yorumlarda, mesela okudum yorumlardan bir tanesini, Oğulcan Aksu yazmış. İşte benim de oyun içerisinde bilmediğim birçok şeyi yazmış, kendisine teşekkür ediyorum. Yazdığı yorumdan dolayı bilmediğim birçok şeyi bana öğretti hemen cecik. Siz de okuyabilirsiniz. Bugün yeni bir şey yapacağız dediğim gibi. Ne yapacağım hakkında hiçbir model bir fikrim yok. Ama elimizde 94 tane yeşil küp var. Bunları kullanabileceğimizi düşünüyorum. Altı ve ortası için denge sağlamak adına yine ağır küpler kullanacağım. Küçük bir araç yapmayacağım. Çünkü hani öyle bir blasterımız falan yok elimizde daha. Büyük bir araç yapacağım yine. Aracın steeringlerini yine TR2'den koyalım. Normal tekerleri de TR2'den koyalım. Sonrasında yeşil ağırlıklı olacak tabi. Ben aracı şöyle bir şey düşündüm. Bakalım ne olacak. Birazcık eskiden Robocraft'e girerken ana menüsünde duran akrep bir robot vardı. Tabii çok çok gelişmiş bir TR-7 robotu falan. Daha önceki videolarda da gösterdim ben onu. Shop'ta var. Hani ben ondan yola çıkarak şöyle şeyimse, nasıl söyleyeyim, akrebimsi bir
çalışma yapmayı düşündüm. Belki böyle. Aynen, belki böyle akrebimsi bir çalışma. Buraları belki... bu şekilde değerlendirebiliriz. Elimde de 1300'e yakın şey var. Küp var. Artık şu şeyi açma vakti geldi herhalde. Tier 2 Armored Tetra. Daha zırhlar da var. Burada. Gittikçe artıyor. Mesela bunun armor'ı 203 iken. Açık mavinin armor'ı 203 iken. Bununki 136, yani neredeyse 2 katı. Ama şimdi onları alacak param, açsam da alacak param yok. Ben 4 tane şu tetradan alacağım. Şöyle koyacağım. Evet, şimdi böyle bir kobramsı bir baş yaptık arkadan. Neden bunu mesela, değil mi, ikili yapmayalım, öyle değil mi? Bayağı bir düşüne düşüne bugün güzel bir tasarım yapmaya çalışacağız. Bakalım ne çıkacak. Neden bunu ikili yapmayalım? Evet, gayet güzel bir fikir bence. Mesela, değil mi? Şuradan da kaldıralım. 2, 3 tane böyle koyalım. 1, 2, 3 tane de böyle koyalım. Hatta bunları 4'leyelim. Hatta 5'leyebiliriz. Ve şöyle yapabiliriz bence. Silahlarımızın boyutlarına bir ölçersek. Ben şeyde, bak şu anda olmadı. Birer tane daha arayı açmamız lazım. Bu oyunda en ideal 6 silah olduğunu düşünüyorum. Yani 6 tane turret en ideal sayı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bir tane buradan, bir tane buradan. 4, 5, 6. Şimdi bir deneyelim. Ya oradan tutması lazım abi ya. Yapmayın, gözünüzü seveyim, yapmayın yani. Peki yakın yapsak, sadece içlerden yap, ya içlere koymasak silah. Şöyle yapsak, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yani şöyle içlere değil de dışlara birer tane. Şu şekilde. Nasıl, fena değil. İki tane de aşağı ön tarafa koyabiliriz bu durumda. Tamam. Bu şekilde gidelim. Hatta biz bunları şu şekilde yaparak daha içeriye koyabiliriz. Aslına bakarsanız daha yukarıya, daha doğrusu içeri demişken, şöyle koyabiliriz. Aynen. Aynen böyle.
Ve hatta belki de bir ihtimal şuraya bir tane koyup, evet, sığıyor valla. Yükseltince sığmıyor ama yükseltmeden koyarsak sığıyor. Şu şekilde koyabiliriz. Akrebimizin, bu akrep olacak. Yani umarım. Yine ben tekerleri iç kısmı alacağım. Tekerler gerçekten çok önemli. Ama tekerleri korumak için bunun dışını birazcık daha zırhlandıracağız. Bu tarafı ise dışarıdan gelen olaylara karşı şey gibi yapalım. Yine dış görünüş olarak da akrep gibi yapalım. Yani iki tane kancalı şekilde diye düşünüyorum. Şimdi böyle kapamayacağım bunu, sadece şey için. Şimdi burası açık olsun bu şekilde. Şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım. Bu bölümleri de. Evet. Şu şekilde daha oval bir hale getirelim. Aracı korumak için bir de dışarıdan böyle bir şey daha, panel daha yapmayı düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak. Dur bakalım. Hayırlısı. Burayı böyle, aynen, kıskaç modunda. Burayı da böyle yapalım. Şu an akrebimizin alt iskeletini çıkartmış bulunmaktayız. Elimizdeki sayıya bakarsak 39 ve 21. Yetecek yetmeyecek, çok kararsızım şu anda. Benim aklıma buralara da silah koymak geliyor. Ki bence koyabiliriz. O değil de şöyle. Aynen. Aynen bu şekilde oraya da silah yerleştirebiliriz. Kanca biçiminde. Böylelikle oradaki silahlar bu tarafa vurmayacak. Buradaki silahlar da o tarafa vurmayacak. Yani mesela bu, şu arka taraftaki şu an hedef aldığım silah, öne koyduğum silaha nişan almayacak, vurmayacak. Sadece çok aşağılara ateş ederken belki denk gelebilir. Onun dışında şu anda güzel gidiyor. Bunun aynısını bu tarafa da yapmalı. Dört tane daha tetra alıyorum. Onları da yerleştirelim. Aynen bu şekilde. Buraya da bir tane daha silah almamız gerekecek. Hemen alalım, paramız varken hazır. Evet, şu anda 2, 4, 6, 7 tane, 5 arkada, 2 önde olmak üzere 7 tane tier 3 silahımızı koymayı başardık aracımızın üstüne. Şimdiki olay sıkıntılı. Aracı komple kapama olayı. Silah derdini çözdük. Şimdi sadece geriye kapama derdi kalıyor. Ben aracın şimdilik bir kısmını kapatabileceğim sanıyorum. Evet, şöyle yaparsak. Aynen. Ha, şurada bir dengesizlik oldu.
İlginç bir biçimde. Bir taraf uzun, bir taraf kısa mı oldu? Tekerde, tekerde. Ha evet. Şurada sıkıntı var. Tamam. Aynen. Zaten bunun üstüne çıkamıyoruz. O yüzden biz aslında bunu nereye kadar çıkabiliyoruz? Buraya da çıkamıyoruz. Biz bu aracı buradan kapamaya başlayabiliriz. Evet, belli bir yere kadar kapasak zaten yeterli olacak. Evet, 3 tane koyacağım. Şöyle gayet korumalı. Yine radarımı bu tarafa koyacağım. Radarımızı falan koyalım da bir onlar daha sonradan CPU'da sıkıntı yaşamayalım. Radarı daha içerlik bir yere koyabiliyorsam. Önde yer var, ön tarafta. Şöyle koyabilirim. Tamam, bir de şeyimizi koyalım. Zıplatma olayımızı. Onu da yine tam altına yerleştirelim. Evet, şu anda araç arkaya doğru ağır bir biçimde duruyor. Bunu dengelemek için ön tarafına da şuradan bir şey çekeceğiz herhalde. Evet. Fena değil. Şimdi koyabildiğimiz kadar koyarak şöyle gelelim. Aman. Aynen, burayı da şöyle kapatalım. Güzel. 5 tane kaldı. 1, 2, 3 buraya. 1, 2 tanesi de buraya. 5 taneyi doldurduk. Evet, şu şekilde 5 taneyi doldurduk. Şu anda ciddi miktarda bir kapanış yaptık. Şuradaki ikiliyi alıp şu fazlalığı alıp bunu da alabilirim hatta. Onları bu tarafta değerlendireceğiz. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şimdilik görsel olarak burayı cam yapabiliriz. Şu şekilde. Arka tarafı da böylelikle bir... Şimdi önden direkt ateş alıyoruz şey koltuğuna, pilot koltuğuna. Onu bir ayarlamamız lazım. Onu da şimdilik camla halledeceğim. Şu şekilde. Hatta 3 tane değil de şu şekilde camla halledeceğim. Aracın komple üst kısmına ise şu şekilde yine bir cam ayarlayalım. Şimdilik. Cam da mı bitti arkadaş? Ay gittim, bir tane aldım ya. Al, iki tane daha alalım. Evet, bu alanı şöylelikle kapamış olduk.
Şuraları da kozmetik açısından şöyle kapatalım. Aynen böyle. Birazcık daha satın alma işlemimiz var gibi. Evet, ben böylelikle bu tarafı da kapamış oldum. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu bilemiyorum. Alt taraf cammış. Şurayı da cam eken yapalım. İlla altına gireceğiz aracın. Evet, iki köşeye de attık. Buraya da attık. Evet, şu şekilde kapattım. Şu anda buradan yapacağım ateş burayı engeller mi onu düşünüyorum. Hani şöyle yapsam. Evet, daha iyi gibi. Böyle daha iyi oldu. Bu uç kısımlara da şimdilik arka taraftan gelen ateşleri korumak için sabitlere böyle bir koruma yapalım. Bunu da koruma, bu tarafı da korumaya almam lazım. Oraya da dur bakayım şimdilik. Evet, şimdilik böyle bir şey. Geçici çözüm arkadan gelen ateşlere karşı. Ha, bu tarafa da konuluyormuş. Tamam, öyle yapalım o zaman. Evet, hazır ranked battle'lar gelmişken de ilk şeyimize girelim isterseniz. Savaşımıza. Buyurun efendim, ilk ranked maçımıza da bu araçla giriverelim. Bakalım ne olacak. Hiç practice'a da girmedik. Bu araç yürüyecek mi? Bence yürür ama bakalım ne olacak. Aşağıya doğru ateş etmek sıkıntı oldu yaptığımız araçta. Yukarı doğru ateş edeceğiz. İki kişi var yalnız orada. Üç kişi oldular. Üf. Burada yardıma ihtiyacımız var. Yukarı doğru ateş etmekte sıkıntı yok ama aşağıya doğru ciddi manada sıkıntı olabilir. Evet, bir araç indi. Aşağıya onu kıstırabiliriz. Aha, arka arkaya da kaldık. O arkadaş gitti ama ben üstüne ateş alıyorum. Benim de ön tekerlerim gitti. Şu anda sağ sol yapamıyorum maalesef. Ama bütün silahlarım duruyor ilginç bir şekilde. Abi kaldım. Sıkıştım, çıkarın beni buradan. Oo, arabanın ellerine girdim.
Çıkarın beni buradan. Hah. Onu koymak için. Onu koyacağım ama. Evet, karşıda göründü düşman. Evet, erittik onu. Güzel. Devam edelim. Öndeki silahımız direkt gitti. O çok sakatmış. Hakikaten camın üzerine koymak gerçekten en kırılgan şey. Evet, bir yerden ateş aldım sol taraftan. Ha, gördüm elemanı, gördüm. Kaçtı taşların arkasında. Neyse. Biz düşman base'ine girdik zaten. Şu anda öndeyiz. Da gitti. Başka gelen üstte bir araba. Evet, üstten geldiler kurtarmaya base'lerini. Ben de onları kesmeye gidiyorum. Arkamda beyler, arkamda %2 ile kaçıyorum. Dur burada. Alırsınız onu. Ölmeyelim. Aldık. Güzel. Ölmeden aldık. Arkadan fena geldi. Çok fena geldi. Ama aldık ya. Başardık. Güzel. Aracımızı, ilk victory'mizi aldık. Ama bu aracı tier 3'e çıkartma vaktidir artık. Şöyle kullanabilirim. Ya da bakınız. Şöyle kullanırsam, yok yine ateş keser bu. Yanlara koyarsam öbür tarafa vuramam. En ideal yer burası. Bunun için. Silah için. Aşağılara vurmak için sadece şu öndeki ikiliyi kullanacağım. Üçlüyü ya da. Arkası, yukarısı ve ön taraf için. Şu camlar gerçekten çok gereksiz oldu. Sadece kozmetik açısından oldu. Ateşimi engelliyorlar. O yüzden onları kaldırıyorum. Camlar gerçekten çok gereksiz oldu. Kozmetik olarak güzel oldular ama benim için gereksizler. Ranked maçlar da başladı. Ranked'lar. Yine girebiliriz. İçi doldurulmuş yeşil bir pasta gibiyim. Kremalı, kivili pasta gibiyim. Öyle bir pasta var mı onu dahi bilmiyorum. Hemen aşağı inelim şöyle. Hoppala. Aşağıda kalmak güzel abi bak. Üf, üstte nasıl saydırabiliyoruz. En önden yardırıyorum yine. Merhaba gençler. Üf eridim. Plazmalara eridim. Üf. Ben eridim abi. Plazmaların hepsini yedim, eridim. Ama onları oyalayabilirim hala. Oyalayabilirim. Evet. Evet. Kovalasınlar, gelsinler. Aa, bir tane de burada var. Ha, öldük sonunda.
koca bir araç oldu, kütük gibi. Yine tam bir hedef tahtası ama zırhlı bir hedef tahtası. Benim o çocuğu yakalamam imkansız sanırım. Aa, bizim arkadaşın arkasına çıktı, süper. Bizim arkadaşı alırlar orada herhalde ama ben de geldim yardıma. Son gülen iyi gülermiş. Kurtardım onu ama tekerleksiz kaldı, ters kaldı. Ben güzel bir manevrayla ikisini birden alabildim. Şimdi onlar bizim tarafa alıyor, biz onların tarafa alıyoruz ama onlar birazcık daha hızlı mı alıyor? Eşit alıyoruz gibi. Ben de girince biz kazanırız gibi geliyor. Vallahi yetişiyorlar abi, yetişiyorlar, yetişiyorlar. Hadi hadi hadi. Geldim. Hızlandık. Başa baş gidiyoruz şu anda. Geçecekler gibi. Vallahi geçecekler gibi. Başa baş gidiyoruz. Çok başa baş gidiyoruz. İnanılmaz ya. Aynı anda gidiyor şu anda. Abi onlar aldılar. Yok böyle bir hız. Abi biz almışız. Nasıl onlar aldılar? Ben yanlış tarafa baktım galiba. Pardon, özür dilerim. Dalgınlıkla başka tarafa baktım herhalde. Şimdiki puanlarla birazcık daha alışveriş yapabileceğim. Trastaları iç tarafa koyabiliriz. Şuraya. Değil mi? Yani koyacak başka bir yer yok bu alette. Şuralara, önlere koymayalım. Önden ateş alıyoruz çünkü önlere koymak da gereksiz. Şu, ben şu ikisinin arasında ateş aldığım zaman en zayıf noktam herhalde karşıdan şu iki camın vurulması yani. Aha geldi. Efsane kaçış. %34'e indirdik abiyi. Uf uf uf, bu kötü oldu. Aha, bizimki soldan girdi. Onlar bana bakarken aldılar. Solda bir kişi daha var ama henüz görmedi. İşaretleyemiyorum da. Evet, ben de burada öleceğim. Çok kötü kaldım. Silahlarımı da verdim. Ben de burada ölüme mahkumum. Kaçma çabası. Kaçamadık. Üf, adam tier 3'leri döşemiş ya. Bunlar tier 1 mi 3 mü? 3 galiba. Evet. Araçlar için. Şu şey nerede geliyor onu bilmiyorum tam olarak. Bir ona bakayım. Şimdi ben tier 3'te plazma launcher'ım var. 18 über point ile geliyor. 5 über point'im var. İlk işim plazma launcher bence. Yapılması gereken ilk iş o. Diğeri ise şu yap, o kalkan gibi şeyler var ya. O. Ha, şunlar onlar sanırım. Evet. Electroplate bunlar. Bunlar kitli yazıyor üstünde. Daha oralara erişemedik biz. Zaman içerisinde açacağız bunların hepsini. Radar jammer. Tier 3. Tier 3'ten 4 yıldız istiyor. Hover alabiliyoruz. Thruster üçleyebiliyoruz. Hover ne istiyor? Evet, hiç ihtiyacımız yok. Açabiliriz hover'ı. Hover'ın 3'ü de, onu da açabiliriz. Hover Blade
havalandırmak için güzel bir seçenek. Vurulursa da tekerler üzerinde devam ederiz. Var mı öyle bir şeyimiz? Yani bir tanesi 719 istiyor. Yani maşallah. Hover'ları alıp 4 tane alsam rahatlıkla kaldırır bunu herhalde. Köşelere koysak ya da bir tane de ortaya 5 tane alıp çok rahatlıkla kalkarız herhalde havaya. Gerek var mı bilmiyorum ama kalkarız yani. Şu tarafı bir düzeltelim. Önce biz. Teker teker. Her şey teker teker. Evet, şimdi aynı oldu iki taraf. Ranked Battle gelmişken de girelim isterseniz. Oyun pay to win değil arkadaşlar. Bu en çok sorulan soru bu. Pay to win mi oyun diye. Eğer oyuna para verirseniz çok çok daha hızlı gelişiyorsunuz. Birçok şeye çok daha erken erişip çok daha fazla kazanabiliyorsunuz ama hani ben şu ana kadar hiçbir şey vermedim. Vermeden de oyunu gayet zevkli biçimde oynayabiliyorsunuz. Yani ben oynarken cidden zevk alıyorum Robocraft'ı. Eğlenceli bir oyun. Zaten Free to Play'de de birazcık her Free to Play'de olduğu gibi Pay to Win olayı olur yani. Üstüne üstüne gidiyoruz valla. Üf. Üstte var birileri. Ya Hacit ne yapıyorsun ya? Aha geliyor. Dalın. Çok yanlış bir yerden inme kararı aldı. O da gitti. Bir kişi daha geliyor. Lag'la beraber. Döndük onu da aldık ama iki silahımı kaybettim. Bir thruster'ımı kaybettim. Tekerlerim sağlam. Evet, o da gitti. Eridi valla. Maşallah. Ranked Battle'dan da alınca 1700'e çıktı. 8 tane de yıldız almayı başardık. Tamir masraflarını ödedikten sonra şu şeye bir bakalım şimdi. Hover'a. 719. Acaba onun yerine tekerleri mi geliştirsek? Yoksa Armored Cube alıp fiyatına bakalım, nasıl olsa açacağız. 6 tane varken elimizde. Fiyatın ne abi? Mavi küpümüz 105. Yani aslına bakarsanız şöyle bir şeyler yapabiliriz. 1260 olur. Onları alıp aracımızdaki yine en önemli yerlere koyabiliriz şu şekilde. Eğer olay oysa. Dört tane buraya. Buraya 3, oraya niye 4 oldu? 3 tane değil mi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6. Kaç tanemiz kaldı? 6 tanemiz daha kaldı. O altılıyı da herhalde şöyle. Hem ön tarafı korumak amacıyla. Şu şekilde. 3 oraya 3 tane kaldı elimizde. O üçünü de ben düşündüm ki 12 tane alıp aslında hani şuraya şöyle dizi vereyim. Şöyle şöyle yavaş yavaş yandan ciddi bir zırh yapma girişiminde bulunacağım da acaba önce orası mı içeriye doğru yapmak daha mantıklı benim fikrimce. Çünkü nasıl olsa içeriye doğru kırılacak araç. Kırılınca hani asıl yerlerin kırılmaması adına içeriden yapmak daha mantıklı ama ben şimdilik içerisi yerine şu önemli yerlere koymaya devam edeyim. Bir tane kaldı zaten. O bir tanesini de içeriye koyalım yine. İçeride de koyacak hiçbir yer yok arkadaş. Aa, çok zor yaptığım bir şeyi kırdım şu anda değil mi? Evet. Farkında olmadan yaptım bunu. Şöyle koyayım işte. Şimdi aynısını tekrarda kapatmak ölüm.
Çok uzaklardan gelip tekrar yapacağım. Hay CPU level'ına ya. Evet. Bir kez daha yaptım. Burası gayet sağlam oldu ya. Aracımız gayet sağlam oldu. TR3'ün ilk araçlarından bir tanesi. Aracı nasıl isim verildiğini bilmiyorum. Ha, şuradan veriliyormuş. Bak, hemen öğrendim. Bu da Scorpion Tank. Scorpio MK1 olsun robotumuzun adı. Scorpio MK1. Buraya da ben bir şey koyayım. Koruma. Şöyle. Bir tane de buraya koyulmalı ama nasıl? Abi CPU yetmedi, olacak şey değil. Aynen. Buralar birazcık daha zırhlı olsun bu şekilde. Hatta ben yanlarına da koyacağım ama bu ateş etmeyi engelleyebilir. Şöyle olsun. Ve buralardan da ateş almasınlar. Aynen öyle. Evet, zırhlı oldu olabildiğince. Yani şuraya da koysam ateşi engeller mi bilmiyorum ama emin olamadım. Evet, bence gayet iyi oldu yani araç. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bir başka Robocraft bölümünde Scorpio MK1'i, bakalım Scorpio MK2'ye çıkartabilecek miyiz? Güncellemeye çalışacağız. Şu anda lider borsada birinci olmuşum. Nasıl oldum anlamadım. Bütün arkadaşlarımızın arasında benden çok daha bilgililer de var ama ranked oynamakla alakalı bir şey herhalde. İlginç bir şekilde TR3'te 3 milyon puana ulaştım. Bir sonraki TR'e, TR4'e herhalde bu aracı MK2 yaparız diye düşünüyorum. Mutlaka tavsiyelerinizi gönderin. Bu aracı nasıl geliştirebilirim daha fazla? Neler yapabiliriz defansif ya da ofansif olarak? Şey yapacağım. Şu anda bunun bir resmini de buradan çekip print screen olarak alıp üzerine paint ile falan yapıp bana gönderebilirsiniz. Mail olarak. Ya da kanalıma Yeşil Ev Maceralı'ndan bana ulaştırabilirsiniz. Nasıl geliştirebiliriz daha fazla aracı? Hep beraber sizlerle tartışırız arkadaşlar. Sizin yönlendirmeleriniz doğrultusunda aracı geliştirmeye devam etmek istiyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Oyun Gezer'den ayrılmayın arkadaşlar.